Moskova'da imzalanan anlaşma ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kara bağlantısının resmileşmesi Ermenistan'da tsunami'ye dönüştüğü, Başbakan Paşinyan'ın bir kez daha hedef tahtasında olduğunu aktaran BBC'ye konuşan Ermeni analistler Rusya'nın Azerbaycan'ı tuttuğunu savunuyor. Ancak bir Rus gazetesinde yer alan makale Moskova'nın Dağlık Karabağ'daki gerçek hedefini apaçık şekilde ortaya çıkardı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki zirveden Türkiye'yi Azerbaycan'a doğrudan bağlayan haritanın çıkmasıyla Dağlık Karabağ bir kez daha gündemin en tepesine yerleşti. Rus Komerans gazetesi Azerbaycan ve Ermenistan arasında inşa edilecek yollar ve demiryolu projelerini gösteren haritayı sayfalarına taşıdı. Harita Azerbaycan ve Türkiye arasında kurulacak bağlantıyı açıkça gösteriyor. Yeni projede ayrıca Ermenistan ve Rusya bağlantısı da var. Kasım 2020'de yenilgiyi kabul edip işgal ettiği toprakların büyük çoğunluğundan çekilen Ermenistan'da ise 11 Ocak zirvesi yeni bir siyasi türbülansa yol açtı. Yerel medya Zorgurat gazetesi savaş sonrasında Ermenistan'da dikkat çekici gelişmelerin meydana geldiğini, bazı ulusal güvenlik servisi çalışanlarının siyasilerin emirlerini reddettiğini yazdı. Rusya lideri Vladimir Putin'in davetiyle Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bir araya geldiği zirveden çıkan sonuçlar Erivan'da büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. BBC, Ermenistan'ın Moskova zirvesindeki 44 günlük Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin iadesi konusunda bir anlaşma beklediğini bildiriyor. Ermenistan'ın ilk ambasadanı ve yasal şiddete karşı sivil toplum örgütü başkanı Larisa Alavardyan, olumlu olan tek şey müzakerelerin devam ediyor olmasıdır. Görüşme olursa savaş olmaz diyor. Küreselleşme ve Bölgesel İşbirliği Anıtılık Merkezi Başkanı Stephen Grogan ise Ermenistan'ın şu anda en büyük endişesi tutsakların ve rehinelerin serbest bırakılması, diğer konuların bizim için ne kadar önemli olduğunu söylemek zor ifadesini kullanıyor. BBC'ye konuşan siyaset bilimci Stephen Grigan, Ermenistan tarafı için bir diğer önemli konu da Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ilgili müzakerelerin başlamasıdır. Bu da olmadı dedi. Başbakan Paşinyan'ı yerden yere vuran Stephen Grigan'a göre durum Rusya tarafından kontrol ediliyor ve Moskova şu anda çok sert bir şekilde Azerbaycan yanlısı. Bugün Rusya neredeyse arabuluculuk yapmıyor Azerbaycan tarafında. Buna şaşırıyorum. Hem Vladimir Putin hem de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu pozisyonu aldı dedi. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.